Herkese selamlar, sevgiler, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Bugün sizlerle Doğu Karadeniz'in meşhur bir tatlısı olan bu muazzam lezzetli muhallebiyi hazırlayacağız. Üzüm suyuyla hazırlanan bu göz alıcı tatlının detaylarına geçelim buyurun. Özellikle bu tatlıyı kokulu üzümle hazırlarlar Karadeniz'de ancak sizler bulamazsanız benim gibi normal kara kış üzümüyle de yapabilirsiniz. Ben Arapgir üzümü tercih ettim. Üzerine gördüğünüz gibi 1 kilo üzümün üzerine 1 kilo da su ekledikten sonra ateşe alarak yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Çöpleri ile birlikte pişirmiş olduğum üzümü gördüğünüz gibi bir tel kevgire boşaltalım ve daha sonrasında bir spatula yardımıyla bastırarak tamamen suyunun alta geçmesini sağlayalım. Vermiş olduğum bu ölçüm listesine göre 4 porsiyon tatlı çıkacaktır arkadaşlar. Eğer isterseniz ekstra su ilavesi yaparak daha da çoğaltabilirsiniz. Tabi diğer malzemeleri de artırmanız gerekecek. Suyunun tamamını alta geçirdikten sonra tarifime devam ediyorum hızlıca. Şimdi diğer malzemelerle devam ediyoruz. Zaten çok az malzemeye ihtiyacımız olacak. Yarım su bardağı da toz şeker ekliyorum. O bölgede genelde mısır unuyla yapılır. Biz de tabii ki buna sadık kalarak 2 çorba kaşığı da mısır unu kullandık ve 1 çorba kaşığı da buğday nişastası ilave ettim. Buğday nişastası kullanmadan direkt mısır unuyla da yapılır. O zaman mısır ununun miktarını birazcık daha artırmanız gerekecek. Tüm bu malzemeleri ateşe almadan önce iyice bir çırpalım. Daha sonrasında ateşe alarak devamlı karıştırarak koyulaşıncaya kadar kaynatalım. Fokur fokur kaynayıp göz göz olduktan sonra ateşten indirelim. Asla yağ kullanmayacağız. Gördüğünüz gibi çok çok güzel bir kıvam ve renk oldu. Şimdi bu artık servisine geçebiliriz. Sıcak sıcak porsiyonlayalım hem çok hafif hem çok lezzetli hem çok pratik oldukça da sağlıklı bir tatlı tarifi oldu arkadaşlar. Hemen sıcakken porsiyonluyorum gördüğünüz üzere. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak zil açmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde tariflerimden ilk siz haberdar olabileceksiniz. Yepyeni tariflerim gelmeye devam edecek tabii ki. Porsiyonladıktan sonra soğumaya bırakalım ve ardından süsleyerek servis yapabiliriz. Hemen süsleme aşamasıyla devam ediyorum tarifime. Süslerken de tabii ki bu kadar güzel bir rengin üzerine yeşil yapraklı bir nane yakışacağını düşündüğüm için bu şekilde nane yapraklarıyla ve üzüm taneleriyle süslemeyi tercih ettim. Tam da bu aşamada sizlere kısa bir hatırlatma yapayım. Eğer bu tatlıyı kışında rahatlıkla tüketmek isterseniz benim gibi bu üzümü alarak dondurucuya kaldırıp kışında rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir Malatyalı elinden Karadeniz tatlısı tarifi izlemiş bulundunuz. Umarım beğenirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Peki kıvam ve doku testini yaptıktan sonra videomu sonlandıracağım. Aklınıza herhangi bir şüphe kalmaması için detaylı olarak çekmeye çalışacağım. Çocuklarınıza ve bebeklerinize de yapabileceğiniz çok çok lezzetli bir tatlı tarifinin daha sonuna geldik başka bir tarif ve videoda buluşuncaya dek afiyetle kalın.